Yaşamdan haberlere hoş geldiniz. Hemoroid yani basur, halk arasında mayasıl da denilen bu sağlık sorunu, anal kanallarda ya da etrafında bulunan kan damarlarının şişmesi ve yumaklanması sonucu ortaya çıkan deformasyonlara şişliklere denir. Bu şişlikler kanama, kaşıntı ve ilerleyen seviyelerde ağrılara sebep olabilir. Peki ya basura evde iyi gelen doğal yöntemler nelerdir? Bu videoda basur hakkında öğrenmeniz gereken önemli bilgilerin hepsini öğreneceksiniz. Başlarken bu tarz faydalı videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere doğal ve bitkisel çözümler sunarken araştırmalara ve klinik gelişmelere de yer vereceğiz. Evde basur tedavisi için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki ilerlemiş hemoroid rahatsızlıklarında mutlaka bir uzmana gitmenizi tavsiye ediyoruz. Unutulmamalıdır ki her ağrı, kanama ve şişlik hemoroid rahatsızlığının belirtisi olmayabilir. Daha ciddi sorunların belirtisi de olabilmektedir. Bu nedenle uzman bir doktora görünüp rahatsızlığın tam adını öğrenebilirsiniz. İşte basura evde bitkisel ve doğal çözümler. Yüzyıllardır insanoğlu bitkileri incelemiş ve çoğu bitkinin hangi rahatsızlığa iyi geldiğini gözlemlemiş ve nesilden nesile bilgiler paylaşarak günümüze kadar gelmiştir. Aloe vera. Evde basur tedavisi ve diğer birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bu mucizevi bitki adeta bir şifa deposudur. Bitkinin içerisinde yer alan bileşenler, anti-inflamatuar ve terapötik özellikleri barındırmasından dolayı hemoroid ağrı ve yanmalarına iyi gelmektedir. Aloe vera suyunun içilmesi de hemoroid yani basur şikayetlerinin azaltılmasında etkilidir. Ancak her aloe veranın suyu içilmez. Sadece birkaç çeşidin suyu içilir. Eczanelerden aloe vera suyu da alabilirsiniz. Aloe vera bitkisi evde ya da bahçenizde kolaylıkla yetişebilen çok yıllık bir bitki çeşididir. Yapraklarını kırınca çıkan şelimsi sıvıyı buzdolabınızda biraz soğutup makat kısmına sürüp 15-20 dakika beklettikten sonra basura bağlı ağrı ve şikayetlerin azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu uygulamayı isterseniz her gün 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Mucizelerle dolu bu bitki ayrıca yanık tedavisinde, diş etlerinde, cilt lekelerinde, cilt problemlerinde de kullanılır ve mutlaka evimizin bir köşesinde bulunması gereken bir bitkidir. Patlıcan. Hemoroid denince en çok akla gelen bitki şüphesiz ki patlıcan olmaktadır. Bu konuda yaptığımız araştırmalar sonucunda patlıcanın hemoroid yani evde basur tedavisi için en doğru bitki olduğunu öğrendik. ResearchGate'de yayınlanan bir yayında ucuz ve sebzelerden elde edilen lif kaynağının kabızlık ve hemoroid tedavisinde etkili olduğu ve yıkınma ve zorlamaya dayalı oluşan ciddi hemoroid problemlerinin önüne geçeceği üzerinde durulmuştur. Lif açısından zengin olan patlıcanı mutlaka yemenizi öneririz. Limon. Vücudumuza girdiği anda alkali olan limon, sindirim için inanılmaz bir etkiye sahiptir. Bu özelliğinden dolayı basurun nedeni olan kabızlığa da iyi gelmektedir. Sabah kalktığımızda ilk iş olarak ılık bir bardak suya yarım limonu sıkıp içmek hem metabolizmayı hızlandırmakta hem de vücudumuzu alkali olacak şekilde yapılandırmaktadır ve enfeksiyonlara karşı direnç göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken husus limonlu suyu içtikten sonra 1 saat boyunca hiçbir şey tüketmemektir. Limonun ayrıca diş eti şişmesine, cilt lekelerine, ağız kokusuna, mide bulantısına, bademcik şişmesine, adet sancılarına, gaz sıkışmasına, burun akıntısına ve geniz akıntısına da iyi geldiği bilinmektedir. Siyah çay. Antioksidan kaynağı olarak bilinen siyah çay doğal bir damar büzücüdür ve kanamaya iyi gelmektedir. Anti-inflamatuar özelliğinden dolayı kandaki baskıyı azaltarak hemoroidin şişkinliklerine iyi gelmektedir. Siyah demleme çay poşetlerini çöpe atmayın. Bu çay poşetlerini oda sıcaklığında beklettikten sonra anüste 5-10 dakika bekletmenizde fayda var. Bu sayede çayın anti-inflamatuar yani ağrı kesici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yeşil çay. Siyah çaya göre daha fazla antioksidan içeren yeşil çay basur tedavisinde kullanılmaktadır. Basurdaki şişme ve kabızlığa karşı mücadelede kullanılabilir ve yapılan bilimsel çalışmalarda bu kanıtlanmıştır. Günde 3 fincan tüketilen yeşil çay hem vücuttaki ödeme atacağı gibi ağrı kesici özelliği sayesinde hemoroid ağrılarını baskılamakta ve kabızlığa karşı etkili olmaktadır. Ayrıca yeşil çayı oda sıcaklığında soğutup anüsü bu suyla yıkayabilirsiniz. Aynı siyah çayda olduğu gibi yeşil çay poşetinde 5-10 dakika anüste beklettiğinizde hem damar büzücü hem de ağrı kesici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Turp suyu. Lif yönünden zengin bir sebze olan turp, basurun başlıca nedeni olan kabızlıkta mücadelede önemli rol oynamaktadır. Bunun yanında içerisinde sindirimi hızlandırıcı, mineral ve sülfür bulunmaktadır. Eğer turp suyunun tadını beğenmiyorsanız biraz bal ile karıştırıp günde 2 fincan içmeye özen gösteriniz. Dut.
ülkemizin birçok yöresinde bolca bulunan dut, sindirim sistemi ve kabızlığa karşı doğal bir misil olarak bilinmektedir. Basur'un temel nedeni olan kabızlık şikayetleri için düzenli olarak özellikle taze tut tüketilmesi, sindirimi hızlandırıp kabızlığa iyi gelecektir. Taze tut bulamayanlar üzülmesin, çünkü kuru tut tüketimi de aynı etkiyi sağlamaktadır. Kuru tutun faydaları şöyledir. Egzama oluşumlarına ilgidir. Kansızlığı önler. Aç karnına tüketildiğinde bağırsakları çalıştırır ve idrar söktürür. Öksürüğü keser. Vücut direncini arttırır. Ağrı giderici özelliği bulunur. Ateş düşürücü etkisi vardır. Aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki parazitlere karşı etkilidir. Kuru incir. Kabızlıkla mücadele etmek aynı zamanda hemoroidle mücadele etmekle aynı sayılmaktadır. Çünkü hastalığın temel nedeni ve faktörü kabızlık ve dolayısıyla zorlayıcı yıkılmalardır. Kuru incir kabızlıkla mücadele için yüzyıllardır bilinen en etkili meyvelerden biridir. İçerisinde bol miktarda bulunan lifler, bağırsakların daha iyi çalışmasını, sindirim problemlerine ve basur ağrılarının giderilmesinde önemli rol oynar. Düzenli olarak incir tüketmek faydalı olacağı gibi incir küründen de faydalanabilirsiniz. Geceden bir bardak suyun içerisine 2 adet kuru incir atıp sabaha kadar bekletin. Sabah suyla birlikte aç karnına incirleri yedikten sonra 1 saat boyunca hiçbir şey tüketmeyiniz. Etkisini ilk günden itibaren hissedeceksiniz. Ayrıca zeytinyağı içerisinde dilimlenmiş kuru incirleri de bekletip aynı şekilde sabah akşam aç karnına tüketebilirsiniz. Sarımsak. Sarımsağın basura iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle anti-inflamatuar özelliği ve antibiyotik özelliğiyle acı, ağrı ve şişkinliğe iyi gelmektedir. Sarımsaktan faydalanmak için muhakkak sarımsağı ezmemiz ve içerisindeki yağların ortaya çıkmasını sağlamalıyız. 3-4 diş sarımsağı bir bardak suyla kaynatıp oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutun. Ve bu suyu bir gazlı beze döküp anüs bölgenize uygulayınız. 15 dakika uygulamak yeterli olacaktır. Bu uygulamayı günde 3 kez yapabilirsiniz. Çay ağacı yağı. Evde basur tedavisi için çok önemli bir yağdır. Özellikle iltihabı ve kaşıntıya karşı etkili olan çay ağacı yağı basur için çok faydalıdır. Antiseptik olarak yüzyıllardır halk tarafından kullanılmaktadır. Antimikrobiyal özelliği sayesinde anüs etrafında üreyen mikroplarla savaşır. Çay ağacı yağı uygulanan bölgede biraz acıya neden olabilir. Bu nedenle zeytinyağı ile birlikte günde 3 kez uygulaması tavsiye edilir. Hindistan cevizi yağı. Evde basur tedavisi dediğimizde yine ilk akla gelen doğal yöntemlerin başında Hindistan cevizi yağı gelmektedir. İnflamasyon ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı doğal bir ağrı kesici ve koruyucudur. Hindistan cevizi yağını anüse masaj yapar gibi günde 2 ya da 3 kez sürmelisiniz. Zeytinyağı. Cilde ve saça oldukça iyi gelen ve anti-inflamatuar özelliklere sahip zeytinyağı da basur sonucu oluşan ağrıya ya da kızarıklara neden olan şişmeye iyi gelir ve azalmasında oldukça etkilidir. Günde 2 ya da 3 kere uygulayabileceğiniz ve özellikle yatmadan önce uygulamanızın etkili olduğu bu yöntem için bir miktar sızma zeytinyağını ılık olacak şekilde ısıttıktan sonra anüsünüze uygulayabilirsiniz. Zeytinyağı ayrıca diş ağrısına, kulak tıkanıklığına, boyun ağrısına, cilt lekelerine, ayak çatlaklarına, çene ağrısına, geniz akıntısı ve ayak mantarı gibi birçok rahatsızlığa da iyi gelen harika bir bitkisel çözümdür. Papatya. Papatya bitkisinde yer alan flavonoidler için Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi, Amerika Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan klinik bir gözlemlemede, birinci veya ikinci dereceden olan akut iç basur belirtilerinin sıklığını, süresini, yoğunluğunu giderebilirken kronik basurun da şiddetini azaltabileceği belirtilmiştir. Her gün 1 veya 2 bardak papatya çayı içebilirsiniz. Basur hakkında merak edilen sorular şunlar. Ilık duş basura iyi gelir mi? Ilık su damarları rahatlatacağı gibi kaşıntılara da iyi gelmektedir. Ilık su ile birlikte damarlardaki kan dolaşımı hızlanır ve damar yumaları dediğimiz memelerin oluşmasının önüne geçilebilir. Bu yöntem hemoroid yani basurun ilk evrelerinde rahatlamaya iyi gelebilir. Fakat ilerleyen durumlarda bir faydası olmayacaktır. Uygulama olarak ılık küvette 10-15 dakika dinlenmeniz yeterli olacaktır. Basura iyi gelen krem ve merhemler nelerdir? Evde basur tedavisi olarak krem ve merhemlere de başvurabilirsiniz. Piyasada bolca bulunan krem ve merhemler, içerdikleri anestezik maddeler sayesinde acı hissini azaltmaktadır. Ağrı kesici olarak belirli bir süre sizi rahatlatmaya yarayan bu kremlerin tedavi edici özelliği bulunmamaktadır. Bu kremleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okumak sağlığınız için önem teşkil etmektedir. Basurun oluşmasına engel olamayabilirsiniz. Fakat alacağınız tedbirlerle hemoroid yani basur riskini en aza indirmeniz mümkündür. Bunun için
yeteri kadar lif içeren sebze ve meyveleri bolca tüketmeye özen göstermelisiniz. Tuvalette oturma sürenizi minimuma indirmeniz gerekmektedir. Kabızlık için ayrıca önlem almalı ve kabız olmamak için çaba göstermelisiniz. Aşırı kilo alımından kaçınmalı ve düzenli egzersiz yapmalısınız. Ağır eşyalar kaldırmamalısınız. Çok fazla baharat tüketmemelisiniz. Acı yemek basura neden olmaz. Fakat basurlu kişiler acı yediklerinde rahatsızlık yaşarlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.